Portakal Çiçeği Festivali'ne sizin için geldik efendim. Festivalde belediye başkanlarımız vardı. Buyurun. Evet, her zaman olduğu gibi ilçemiz Tufanbeyli'yi burada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Çukurova'nın göbeğinde insanlar burada, Adana kültürü burada, Adana ekonomisi burada, yöresel ürünler, Adana'nın mozaiği var burada. Biz de Tufanbeyli olarak en kuzeyden, Toroslar'ın zirvesinden buraya katkı sunmak istedik. İlçemizi burada temsil ediyoruz. Bugün uluslararası 10. Portakal Çiçeği Karnavalı'ndayız. Adana'mızın eşsiz doğası, kültürü, lezzetleri ve en önemlisi sıcakkanlı insanları tüm Türkiye'yi burada misafir ediyor. Tüm Türkiye not alsın. Bu sene gelemeyenler kaçırmasın. Her yıl Nisan ayında Portakal Çiçeği Karnavalı. Türkiye'nin tek sokak karnavalı bu. Herkesi Adana'ya bekliyoruz. Şimdi Adana zamanı diyoruz. Evet evet. Karayasalı Kadın Girişimciler adına halk eğitim destekli projemiz burası. Tamamen doğal zeytinyağından ürettiğimiz doğal çiçek kokulu sabunlarımız cildi besler, tazelik verir, derinlemesine temizlik sağlar. Güvenle kullanılabilecek temizlik ürünlerimizdendir. Siz sabunla üzerine çalışıyorsunuz. Evet, diğer tabii. Başka gruplar, diğer gruplarda çalışıyor. Mesela aynen. Seramik var. Evet, seramik. Başka ne var? El işleri, dokuma, halı. Tabii. Bitki dikiş var. Evet. Ahşap boyama var. Ahşap boyama, cam falan var mı cam? Cam yok. Dövme işi var. Sepet örücü. Bambu sepeti yapıyoruz. Bambudan sepetler örüyoruz. Bunlar hep kendi emeklerimize yaptığımız. Tamam. Başka siz ne yapıyorsunuz? Sen benim başıma benziyorsun. Öyle mi? Merhaba. Merhaba. Biz Karayasal Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu seramik kursuna gidiyoruz. Orada kendi ürettiğimiz ürünlerimizi bugün burada satış yaparak kendimize biraz kazanç kazanmak için geldik. Arkadaşlarla. Kadın azlığı destek